Efendim, Almanya'dan gelen sıcak haberleri sizlerle paylaşalım. Ekranlarınızda son dakika bandında da görmektesiniz. Aslında 16 yıllık Merkel devri sonuna eriyor. Zira bugün halk sandık başındaydı. Gelen ilk sonuçlar da var. O sonuçları sizlerle paylaşalım. Almanya'da halk 20. dönem federal meclisi belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için sandık başındaydı. Yerel saatte 8'de başlayan oy verme işlemi saat 18'de sona erdi. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde Başbakanlık için Hristiyan Birlik Partilerinin adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den ise Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşiller'den partinin eş başkanı Annalena Baerbock yarışıyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katıldı. 6.211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85.000 sandık kuruldu. Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor ve Almanya sandık çıkış anketine göre Scholz ve Laschet %25 ile aynı oy oranında yer aldı. Bir kez daha altını çizelim. Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti %25'er oy aldı. Yine gelen son dakika bilgilerini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.